Laleciğim. Bu da benim sana hediyem. Hediye mi? Bana mı? Evine getirmek isterdim ama... gelemeyebilirim. Ne olur ne olmaz. Burada vermek istedim. Gerek yoktu. Tanışmamızın bir hatırası olarak kabul et. Merhabalar. Ne oldu? Hiç işte hesapları falan yaptım, kapattım anneciğim, bir şey yok. Lale ile eskilerden konuşmak istedim ama o istemedi. Çocukken de böyle inatçıydın. Oh, hatta bir bayramdı, hiç unutmuyorum. Lale'nin yeni kıpkırmızı ayakkabıları var, böyle bantlı. O tutturdu ben ağaca çıkacağım diye. Sonra ağaçtayken o ayakkabısının bandını yırtıverdi. Ay nasıl ağlıyor. Ne ağaçtan iniyor ne de ağlaması kesiliyor. Sonra baban gitmişti de sana yenik bir kırmızı ayakkabı almıştı. Tabii. Su parasını Lale'cim yiyip bizi bayramda susuz bırakmıştı canım. Sular akmadığı için de biz komşularda yıkanmıştık. İnsanlar hata yapabilirler. Ama önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Birbirimize şans verebilmek, değil mi? Baban çok hata yaptı. Ama ben sizin halanızım. Ben size ulaşmak için çok uğraştım. Sonra buldum. Ama şimdi de siz beni istemiyorsunuz. Halacığım. Tamam, anlarım. Beni tanımıyorsunuz. Bu kadar uzak durmanız normal. Ama ben size böyle adım atarken siz de bana bir şans. Benim hiç kırmızı ayakkabım olmadı küçükken. Sanırım ablamla karıştırıyorsunuz. Ama karıştırıyorsanız da size hak verebilirim. Çünkü sizinle olan geçmişimiz çok karanlık ve çok sisli. Ama bu arada o sizin istediğiniz şansı yıllarca bizi aramayarak zaten bize gösterdiniz. Umur arıyor, onunla buluşmam gerekiyor, kusura bakmayın. Halacığım, bak üzülme lütfen. Ablam biraz inatçıdır ama zamanla alışır. Umarım Nergis, umarım. O zaman biz de şey yapalım, seninle hala yiyen alışverişe çıkalım. Tabii müsaitsen. Anneciğim sen idare edebilirsin değil mi? Gidelim hala, hadi. Hadi. Kolay gelsin. Susuz kalmış, soğumuş bu. Görüşürüz anne.